Merhaba arkadaşlar, 18 Ekim AYT kimya soru çözümleriyle beraberiz. 15. soruyla başlıyoruz. Bu kimyasal türlerin altı çizili element atomlarının yükseltgen ve basamaklarının sıralanması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiş demiş. Bize yükseltgen ve basamaklarını soruyor. Yükseltgen ve basamağı demek, bileşikteki elementlerin değerliği demektir. Biz de altı çizilileri bulacağız. Buradaki bir bileşik, değerliği sıfıra eşit. Bileşiklerin değerleri her zaman sıfır. Oksijeni de -2 veriyoruz. Azotu bilmiyoruz, zaten de onu sormuş. Alttaki rakamla üstteki rakam çarpım halindeydi. Bakın 2x. Burası -8 geldi. -8. Bu iki rakamın toplamı sıfıra eşit. Yani 2x eksi 8 eşittir sıfırdan. 2x eşittir 8'den. X eşittir buradan 4 geldi. Yani buradaki azotun değerliği 4'müş. Yükseltgenme basamağı 4'müş. 2'ye geldik. Yalnız bu bir bileşik değil. Bu permanganat kökü ve eksi yüklü. Eksi yüklü köklerin değerlikleri ya da artı yüklü fark etmez. Değerliklerin toplamı kökün yüküne eşittir. Şimdi oksijeni gördüğümüz zaman -2 değerini veriyoruz. Çünkü oksijen sona kaldığı zaman -2 değerli kalıyor. Burada manganınkini bilmiyorum çünkü altı çizili olan o. X buradan geliyor. Altında rakam yok, çarpacak çünkü. Ama burada 4 var. 4 ile 2'yi çarpıyorum. -8. İkisini topluyorum. Bu sefer -1'e eşitliyorum. Çünkü burada -1 yükü var. Buradan -8'i bu tarafa attığım zaman +8 olur. Buradan da x artı 7 gelir. Üçüncüdeki bileşiğin değerlerini bulalım. Fakat bu kök bir bileşik değil. Yine değerliklerin toplamı kökün değerliğine eşit. Hidrojen gördüğümüz zaman +1 diyoruz. Neden? Çünkü hidrojen ametallerle +1 değerli kalır. Azot da bir ametal olduğu için +1 değerli kalacaktır. Altı çizili element azot. Onunkini bilmiyorum. X diyorum. X alttaki rakamla üstteki rakam her zaman çarpma halinde. +4. Toplamı +1 eşit olacak. Buradan +1 -4'ten x -3 gelecek. Demek ki buradaki -3. Dörttekine bakalım. Sülfürik asit vermiş. Bileşik olduğu için bakın tepesinde değerli yok. O zaman sıfıra eşitliyoruz. Yine oksijene -2 diyorum. Hidrojen yine ametallerle bileşik yapmış. O yüzden +1. Şimdi altı çizili olan kökü. Onu bilmiyorum. X diyorum. Buradan +2 geldi. Buradan +x. Buradan -8 geldi. Topluyorum hepsini. Sıfıra eşitliyorum. X -6 eşittir sıfırdan. Buradan x +6 geldi. Şimdi ne diyor? Büyükten küçüğe sıralayalım. Hangisi büyük? +7 büyük. Yani 2 büyüktür. +6'dan yani 4'ten. O da büyüktür 1'den. O da büyüktür 3'ten. Yani A şıkkı doğru cevabımız. Şimdi geldik diğer sorumuza. 16. soru bir gaz sorusu. Bir atmosfer dış basınca sahip atom ortamda kütlesi ihmal edilmiş ideal piston ile kapatılmış. Kap içerisinde 400 Kelvin sıcaklıkta 0.4 mol ideal helyum gazı bulunmaktadır. Buna göre mutlak sıcaklık yarıya düşürüldüğünde gazın son hacmi kaç litre olur diyor. Fakat bize burada ilk hacmi vermemiş. İlk önce ilk hacmi bulmalıyız ki sonra son hacmi bulalım. O yüzden param varsa ne rahattan, yani PVNRT'den ilk hacmi bulacağız. Çünkü bize ilk basıncı, ilk molü, sıcaklığı vermiş. Yerine koyalım. Basıncımız 1, hacmimizi bulacağız zaten. İlk hacmimiz V1 diyelim hatta. İlk mol sayımız 0.4. Rayberg yani gaz sabitimizi 0.082 alıyoruz. Bunu bilmek zorundasınız sabitleri. Biliyorsunuz ki gaz sabiti yani Rayberg sabitimiz 0.082 ya da 22,4/273 alıyoruz. Burada 0.082 alırsak daha iyi olacak. Çarpı 400 Kelvin. Bakın Kelvin'e çevrilmiş. Sakın 270 ile toplamayın. Çünkü derece verirse topluyoruz. Burada Kelvin verildiği için toplamıyoruz. Çarptığımız zaman ne çıkacak? Sonuç 13.12 çıktı. Yani ilk hacmimiz buymuş. Diyor ki sıcaklık yarıya düşürüldüğünde son hacmi soruyor. Sadece sıcaklıkla hacim arasındaki ilişkiyi bulacağız. Genel gaz denklemimiz vardı. P1, V1 bölü N1, T1 yani birinci durum ve ikinci durum P2, V2 bölü N2, T2. Sadece sıcaklıkla hacmi sorulduğu için diğerlerini
sabit alıyoruz. V1'imiz kaçtı? Yani V1 bölü T1 eşittir V2 bölü T2 olacak. V1'imiz kaçtı? 13.12 bulmuştuk. T1'imiz 400'dü. V2'yi soruyor bize. Sıcaklığımız yarıya indirildi. Buradan V2 kaç gelir? Hemen şuraya yazıyoruz. 13,12 bölü 2'den 6,56 çıkar. Yani cevabımız C şıkkı gelir. Geldik diğer soruya. 17. soru. Sodyum nitrat tuzu için farklı sıcaklıklardaki çözünürlük değerleri aşağıda tabloda verilmiştir. 30 derecede 300 gram doygun sodyum nitrat su çözeltisi hazırlanıyor. Bu çözeltiye 50 gram daha sodyum nitrat tuzu ilave edilip sıcaklık 90 dereceye çıkartılıyor. Buna göre 90 derecede tekrar doygun çözelti elde edebilmek için en az kaç gram su çökelmeden buharlaştırılmalıdır diyor. Şimdi bakın bize tablo verilmiş. Bazen grafik verilir, bazen tablo verilir. Bu tablo bizim için önemli. İpucumuz. Ona göre şimdi çözümümüzü yapacağız. Bize soru ne demiş? 30 derecede 300 gram doygun çözelti. Şimdi ben 30 derecedeki 300 gram doygun çözeltinin ne kadarı tuz, ne kadarı su onu bulmam lazım. Bilmiyorum ne kadarı. Şimdi nereden bulacağım? Tabloda. Tabloda diyor ki 30 santigrat derecede 100 gram su, 100 gram sodyum nitrat varmış. Yani toplamda 200 gram çözelti var. Yani 200 gram çözelti de 100 gram su varmış. Benim 300 gram doygun çözeltide ne kadar vardır? Unutmayın, çözünürlükte her zaman çözeltiler doygundur. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 300 çarpı 100 bölü 200'den sıfırlar birbirini götürür. 300 bölü 2'den 150 gram su çıkar. Demek ki 300 gramın 150 gramı suysa 150 gramı tuzdur. Yani sodyum nitrattır. Şimdi biz ne yapacağız? 150 gram sodyum nitrat tuzumuz varken 50 gram daha ekleyeceğiz. Yani 200 gram sodyum nitrat olacak ve sıcaklığı 90 dereceye çıkartacağız. Şimdi 90 dereceye bakıyorum. 90 derecede bakın 160 gram sodyum nitratı çözebilmek için 100 gram su kullanılmış. Peki ben ne kadar kullanıyorum şu anda? 200 gram. 200 gram tuzu çözmek için ne kadar su kullanmalıyım? Çünkü su miktarını bulalım ki ne kadar buharlaştıracağımızı buluruz. 2000 bölü 160'tan o da ne kadar geldi? Bakalım, hemen sıfırları birbirini götürdü. 125 gram su geldi. Ciddi yanlış hesapladık. 125 gram su geldi. Ama benim ne kadar suyum vardı peki? 150 gram suyum vardı bakın başlangıçta. Ne kadarı çözüyormuş? 125 gramı çözüyormuş. O zaman 25 gram su buharlaştırılmalıdır. Yani cevap ne olacak? D şıkkı olacak. Geldik diğer soruya. 18. soruya bakıyoruz. 72 gram glikoz bileşiğinin suda çözülmesiyle 200 mililitre çözelti hazırlanmak isteniyor. Buna göre hazırlanan çözeltinin derişimi kaç molardır demiş. Şimdi molaritemiz neydi? Mol bölü litre. Mol bölü litreden. Şimdi litremiz belli bakın. Görüyor musunuz? Hacim litre belli. Bunu hemen bulalım. Ya da N bölü V diyelim. Mol bölü hacim. Şimdi hacmimizi vermiş 200 mililitre. Biz bunu sadece litreye çevireceğiz. Bu da 0.2 litre yapar. Yani litreyi bulmuş olduk. Hacmi bulmuş olduk. Neyi bulmamız gerekiyor? Mol'ü. Mol'de ne vermiş bize? Gram vermiş. Gramdan nasıl çözüyorduk? M bölü MA'dan. Yani şurada verilen gram normal M. Yani bize verilen gram. Şurası da MA yani mol ağırlığını bulmaya yaradığımız yer. O zaman biz
glikozun emansını bulalım. 6 tane karbon olduğu için 12 çarpı 6 artı hidrojen 1, 12 çarpı 1, oksijen 16, 16 çarpı 6'dan. Buradan 180 gram gelir glikoz. Bize verilen kütle 72. Molekül ağırlığı 180. Buradan da kaç gelir? 0,4 mol gelir. Mol de bulduk. Hemen molariteyi bulalım. Mol bölü litreden. Buradan da 2 molar gelir. Yani E şıkkıdır cevabımız. Geldik diğer sorumuza. Ne sorusu diğer sorumuz? Entalpi sorusu. Entalpi sorularında ne yapıyoruz? Hemen grafiğimize bakıyoruz. Diyor ki, hidrojen iyodür gazının elementlerinin oluşumu sırasındaki potansiyel enerji değişimi grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi grafiğe bakıyorum. Delta H artı. Delta H artıysa bu bir endotermik reaksiyondur. Doğru. Eksi olsaydı egzotermik diyecektim. Artı olduğu için endotermik. Geldik ikinci. Hidrojen iyodür gazının molar oluşum entalpisi 52 kilojüldür. Şimdi bakalım tepkime yazıyorum. Hidrojen artı iyod 2 mol hidrojen iyodür. Şimdi molar olabilmesi için tamam elementlerinden meydana gelmesi gerekiyor. Ama oluşan 1 mol olması gerekiyor. Burada 2 mol olduğu için bu molar oluşum entalpisi değildir. Molar olabilmesi için bu 2 mol için olduğu için 1 mol için bulmak lazım. 26 olur. O yüzden bu yanlış oldu. Şimdi tepkimeyi ters çevirmiş bakın burada. Tepkimeyi ters çevirmiş ve yarıya bölmüş gördüğünüz gibi. Bakın hidrojen iyodür 2 taneyken 1 tane kalmış. Bunlar da yarıya bölünmüş. Tepkimeyi ters çevirdiğiniz zaman entalpi işaret değiştirir. Eksi olur. 2'ye böldüğünüz zaman entalpi 2'ye bölünür. Yani eksi 26 kilojül çıkar. Şuradaki tepkimenin entalpisi. Bu da doğru. Cevap 1-3'tür. Yani C şıkkıdır. Doğru cevap. Pardon. Çocuklar hep aynı yere basıyorum. Geldik 20. soru. X ve Y'nin farklı basınç başlangıç değişimlerinden elde edilen tepkime hızları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tepkime hızı, bağıntısı aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir diyor. Şimdi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Bunu tablodan yaparken şöyle yapıyoruz. Burada ilk önce sabitlerden bakıyoruz. Bakın sabitler değişmez. X değişmiş görüyorsunuz. Kaç kat değişmiş? 2 kat değişmiş. Hızı kaç kat değiştirmiş? 8 kat. Çünkü burası 32 çarpı 10 üzeri eksi 8'dir. Virgül attığı için 3.2 çarpı 10 üzeri eksi 7 olmuş. Yani 8 kat artmış. 2'nin nesi oluyor? 2'nin kübü kadar artmış. Bakın Y değişmiyor. Ama X'i değiştirdiğimiz zaman hız değişiyor. Hem de X'i 2 kat değiştirdiğimiz zaman hız onun kübü kadar değişiyor. Bu ne demek? Demek ki hızı x etkiliyor hem de kübü kadar etkiliyor demektir. Tamam mı? Şimdi geldik diğerine. Y'ye bakarken de x'i sabit alıyorsunuz. Bakın x'i sabit aldım. Peki y kaç kat değişmiş? O da 2 kat değişmiş. Peki hız kaç kat değişmiş? 4 kat bakın. 4 kat değiştiyse 2'nin karesi demektir. Demek ki y de karesiyle etkiliyormuş. Benim hızımda x'in kübü olacak, y'nin de karesi olacak. Nerede var o da? A şıkkında var. Yani doğru cevabımız A şıkkı olacak. Geldik 21. soru, bir titrasyon sorusu. Ne diyor? 25 derecede tek değerlikli 100 mililitre kuvvetli bir baz. Yani bazımız tek değerlikli. Yani bir tane OH'ı var ve bazımızın hacmi 100 mililitre. Ve 0,1 molar hidroklorik asitle titrasyon yapıyoruz. Grafiğimiz böyle. Buna göre diyor ifadelerden hangisi doğrudur? Burası eşdeğerlik noktası. Tam 7 olan nokta. Bazımızın pH'i 13. Bakın. P
pH'i 13 demek bazımızın pOH'ı 1 demektir. Nereden anladık bunu? pH artı pOH 14'tür. Buraya 13 koyarsak pOH 1 olur. pOH 1 demek eksi logaritma OH iyonu derişimi 1 demektir. Bu da ne demektir? OH iyonu 10 üzeri eksi 1 molar demektir. O da 0.1 molar demektir. OH iyonun ucu değil, eksisini unutmayalım. 0.1 molar demektir. Tek değerli asit, tek değerli baz olduğu için buradaki bazın molaritesi 0.1 molarmış demek. Ne diyor? Titredilen baz çözeltisinin başlangıç derişimi 0.1 molardır. Doğru. Eşdeğerlik noktası, yani tam burası. Buradaki eklerin asidin değerlerinin hacmini bilmiyorum. Nereden bulacağım? Eşdeğerlik noktasında asidin, yani hidrojenin mol sayısıyla OH'ın mol sayısı birbirine eşit olur. Asidin mol sayısı da OH'ın mol sayısı birbirine eşit olur. Dolayısıyla bunu buradan buluyoruz. Asidin molaritesi çarpı hacmi çarpı tesir değerli eşittir. Bazın molaritesi çarpı hacmi çarpı tesir değerli bize bu eşitliği kullandırır. Asidin molaritesi kaç vermiş bize? 0.1 molar. Hacmini bilmiyorum çünkü eklenin V demiş, onu bulacağım. Tesir değerli de hidrojen sayısı 1. Bazın molaritesini bulduk, 0.1. Hacmi ne? 100 vermiş bize mililitre. Tesir değeri de 1 değerli olduğu için 1. Buradan asidin hacmini çekersek kaç çıkar? 100 mililitre çıkar şurası. Şimdi bize ne diyor ama? Toplam hacim. Şimdi bazın hacmi 100. Eklenen asidin hacmi 100. 100 artı 100'den kaç gelir toplam hacim? 200 mililitre gelir. Bu da doğru. Eşdeğerlik noktasında pH ve pOH 7'dir. Evet, bakın pH 7 ise eşdeğerlik noktasında. pH artı pOH biraz önce söyledim 14'tür. pH 7 ise pOH da 7'dir. O yüzden bu da doğru. Cevap ne olacak? 1, 2, 3 Edirne olacak. Evet, geldik şimdi diğer sorumuza. 22. soru bir elektrokimya sorusu, pil sorusu. Diyor ki bir elementin yükseltgenme yarıpil potansiyeli ne kadar büyük ise elementin elektron verme isteği o kadar fazladır. Kalsiyum ve krom elementlerinin yükseltgenme yarıpil tepkimeleri ile yükseltgenme yarıpil potansiyelleri aşağıda verilmiştir. Buna göre kalsiyum ve krom elektrotları kullanılarak standart şartlarda oluşacak elektrokimyasal pil ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Standart bir pil oluşturuyoruz. Oluşturalım. Oluştururken neresi anot, neresi katot, şuna göre bakıyoruz. Yükseltgenme pil potansiyeli kimin büyükse, bakın yükseltgenme pil potansiyelleri verilmiş, o anottur. Demek ki burası anot olacak. Yükseltgenme pil potansiyeli küçük olan da katot olacak. Katot oluşturanın tepkimesini ters çeviriyoruz. Yani neden? Çünkü katotta indirgenme olacağı için tepkimeyi indirgenmeye çeviriyoruz. Ne oluyor? Krom katısı oluyor. Çevirirken de E1 işaret değiştirecek. Eksi 0.74 volt olacak. Katodu bulduk. Katot burası. Diyor ki kalsiyum elektrot kütlesi zamanla azalır. Evet, kalsiyum anot olduğu için anotun kütlesi zamanla azalır. Kalsiyum anot, krom katottur. Evet, zaten yazdık. Bu da doğru. Standart şartlardaki pil potansiyeli. Evet, standart şartlardaki pil potansiyeli E'nin sıfırı anotun pil potansiyeli artı katotun pil potansiyelinden buluruz. Anotunkini zaten biliyoruz, 2.87. Diğeri eksi 0.74'tür. Çünkü ters çevirdik. Buradan da kaç çıkar? 2.13 volt çıkar. Standart pil potansiyelimiz doğru. Dış devrede elektronlar dış devreye kalsiyum elektrottan verir. Evet, dış devreye anottan katota doğru ilerler elektron. Dolayısıyla devreye anottan verilir elektron. Bu da doğru. Geldik E şıkkı. Şimdi reaksiyonu yazalım çocuklar. İndirgenme ve yükseltgenmeyi toplayarak net pil reaksiyonunu yazmamız gerekiyor. Şimdi kalsiyum ve krom var. Kalsiyumu yükseltgenme olacak. Fakat biz elektronları götürtmemiz için burayı 3 ile,
Burayı 2 ile çarpmamız gerekiyor. Çünkü elektronları eşitleyeceğiz. Yazarken elektronların birbirine götürmesi lazım. Şu anotla katotu toplayarak net bir reaksiyon yazacağım. O yüzden elektronlar birbirini götürmeli. Elektronlar altta eşitleniyor. O yüzden bunu 3 ile bunu da 2 ile yazıyor, çarpıyoruz. Burası ne oluyor? Şimdi yazıyorum bakın. 3 kalyum suyum katısı. Yine düzgün yazalım derken yine yanlış yazdım. Ne yaptı? 3 kalsiyum artı 2 iyonu artı 6 elektron oldu. Bu anot tepkimesi. Diğeri 6 elektron artı 2 krom artı 2 krom çarpanları nedense yanlış görüyorum. Çok özür dilerim. Düzeltiyorum. 2 krom katısına döndü. Bu da katot tepkimesi. Şimdi bu ikisini toplayarak net biri bulacağız. Bakın elektronları götürdük. 3 kalsiyum katısı artı 2 krom artı 3 iyonu. 3 kalsiyum artı 2 iyonu 2 krom katısı. Şimdi ne diyor bize? Neden bu tepkime yazdık? Bu tepkime yazmadan şu molleri bulamayız. Tamam mı? 0,2 mol kalsiyum, yani bu 0,2 mol kalsiyum ortamdan kullanıldığında anotta, katotta ne çıkacak? Krom. Kromlu çıkması lazım, 0,3 çıkmasını bekliyoruz. Ama 2'ye 3 oranı var. 0,2'ye 0,3 olması imkansız bir şey. Ne olacak? 3'e 2 oluyorsa anotta 0,2 kullandığında ne kadar dersek, burada 0,4 bölü 3 gelir. 0,3 gelmez. Yani burada hata yapmış. Tam tersi olması gerekir. Buradan 0,3 verdiğinde buradan 0,2 oluşması lazım. Tam tersi yani. O yüzden E şıkkı yanlıştır. Doğru cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Çünkü yanlışı sormuş bize. Evet, geldik şimdi 23. soru. Aşağıdaki sürtünmesi ideal pistonlu kapta N2O2 ve N2O gazları T derecede dengeye ulaşmıştır. Denge anında K muslu açılarak sabit sıcaklıkta kaba bir miktar helyum gazı gönderiliyor. Buna göre yapılan işlem sonucunda niceliklerin değişimi aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir demiş. Hemen bakıyoruz. Bakın kapalı bir kap, yalnız pistonlu. Siz buraya helyum gönderdiğiniz zaman helyum pistonu yukarıya doğru itecek. Neden? Çünkü hacmi arttıracak, miktar arttı, piston yukarıya doğru ilerleyecek ve basıncı sabitleyecek. Çünkü ideal pistonun özelliği hacmi değiştirerek basıncı sabitlemektir. Siz helyum gönderdiğinizde basıncı değişmemesi için hacmi arttıracak ve piston yukarıya doğru ilerleyecektir. Piston yukarıya doğru ilerleyecek ama helyum tepkimeye katılmayacak. Çünkü helyum soy gazdır, tepkimeye katılmaz. Sadece hacmi arttıracak. Kabın hacmi arttığından dolayı molleri T eşittir M bölü V'dir. Molleri T ne diyoruz aynı zamanda? Değişim. Mollerde bakın bir değişme yok. Madde miktarında değişme yapmıyorum. Sadece hacmi arttırıyorum. Hacim arttığında derişimlerin hepsi azalır. Dolayısıyla azot gazının da derişimi ne yapacaktır? Azalacaktır. Sonra devam ediyoruz. Mol sayıları derişimler azaldığı zaman denge sistemi mol sayısının fazla olduğu tarafa kayacaktır. Mol sayısı nerede fazladır? 2 artı 1'den burası 3 mol var. Mol var. Burada 2 mol var. Dolayısıyla ne tarafa kayacaktır? Girenler tarafına kayacaktır. Girenler tarafına kaydığı için girenlerin mol sayısı artacaktır. Ürünün mol sayısı azalacaktır. Azot dioksit de ürün olduğu için mol sayısı azalacaktır. Peki denge sabiti Kc'nin değeri ne olacaktır? Değişmeyecektir. Çünkü derişimin etkisi Kc'ye yoktur. Kc'ye sadece sıcaklık etki eder. Burada derişim etkilemeyeceği için, düzgünce yazalım. Derişim etkilemeyeceği için etkilemez. Dolayısıyla Kc değişmez. Cevap ne olur? Azalır değişmez. Yani D şıkkı olacak. Geldik diğer sorumuza. Ne sorusu? Bir elektroliz sorusu. Şimdi elektrolize şöyle bir formülümüz var. Genellikle ben onu tercih ediyorum çözerken. Şey yazmayı tercih etmiyorum. Çünkü daha kolay oluyor.
Ne demiş? Gerekli şartlar sağlanarak kalay sülfatın sülüç özeltisi 10 amper akım ile 96,5 dakika elektroliz ediliyor. Buna göre elektroliz kabının katodunda kaç gram kalay metali toplanır demiş. Şimdi burada kalay ne değerlikli? Kalay artı 2 değerlikli. Çünkü sülfat eksi 2. Bu artı 2. Burası eksi 2 değerlikli. Çocuklar şimdi toplanan madde miktarını şöyle buluyoruz. Toplanan kütle. Bakın bu toplanan kütle. Toplanan kütle. Mayit bölü 96.500'er. Buradaki ma topladığımız ma yani topladığımız kalay el metalin hangi metalini topluyorsak onun ma'sı mol ağırlığı. Buradaki i akım. Buradaki ne? T saniye cinsinden zaman. Buradaki ne de? Metalin yükü. Yük. Tamam. Şimdi toplanan kütleyi istiyor zaten bakın bizde. Hemen bulalım. Kalayın istediği için kalayın ma'sı 118. Akımı hemen bize vermiş kaç? 10 amper. Yazıyorum. Zaman da vermiş 96,5 dakika. Yalnız biz bunu saniyeye çevireceğiz. Çünkü zaman saniye cinsinden çarpı 60. Bölü 96.500. Bakın kulomb yükü her zaman verir. 96.500. N de yük. Burada kalayın yükü artı 2 çarpı. Buradan M de kaç gelir? Bakalım. 35.4 gelir. Yani C şıkkı. Geldik diğer sorumuza. 25. soru elektrokimya diyorum çok özür dilerim. Karbon kimyası sorusu. Tablodaki molekülün merkez atom hibritleşme türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir demiş. Şimdi çocuklar merkez atomumuz karbonsa ya da başka bir elementse fark etmez. Eğer üçlü bağ yapıp bir tane tekli bağ yapıyorsa bunun bir iki tanesi x bağlar sigmadır, diğerleri pi'dir. Yani 2 pi 2 sigma yapıyorsa yani 2 sigma yapıyorsa s p hibritleşmesidir. Eğer karbonunuz 4 bağı da tekli yapıyorsa tekli bağların hepsi sigmadır. Bakın unutmayın. Bir tanesini s diyoruz, diğerlerine p. S bir tanesi S, diğerleri P, S, P, Q. Geldik. Bor. Bor ne yapmış? 3 bağ yapmış. Bir tanesi, bir tane, diğer hep bakın tekli bağlar sigma. 3 sigma yapmış. Bir tanesi de S diyorum, diğerlerine P, Q. Yani ne olacak? S, P, S, P, Q, S, P kare. Yani eşit olacak. D şıkkı olacak. Yani 26. soru. Sekonder alkol olarak sınıflandırılır demiş. Sekonder alkol olması için 1. OH'ın bağlı olduğu karbonda çiftli bağ olmayacak. Gördüğünüz gibi pi bağ olmayacak. Bu nedir? Sekonder alkol değildir. Gitti. Ve sekonder alkol olması için bağlı olduğu karbonda bir tane hidrojen olması gerekir. İki tane olursa primer, hiç olmazsa sekonder alkol olur. Bakın buradaki karbon kaç bağ yapmış bakalım. 1, 2, 3, 4 bağ yapmış. Hidrojene yer kalmamış çünkü karbon 4 bağ yapar. 4 bağını tamamlamış, hidrojene yer kalmamış. Burada hidrojen yok, burası ters yer alkol. Bu alkol değil zaten çünkü OH'ın bağlı olduğu karbonda pi bağı yani çift bağ olmayacak. Bu gitti. Buraya bakıyoruz. Buradaki karbon kaç bağ yapmış? 1, 2, 3, 4. demek ki hidrojenle yapmış. Burada yazılmamış. Bakın OH'ın bağlı olduğu karbonda bir hidrojen var. Bu sekonder alkoldür. Yani ne olacak? B şıkkı olacak. Geldik son sorumuza. 27. soru. Tabloda bazı bileşiklerle bilgiler verilmiştir. Buna göre tablodaki bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Çocuklar bu bir alkandır. Alkanlar parafin sınıfı bileşikleri olarak adlandırılır. Çünkü alkanların diğer ismi parafinlerdir. Nereden anlıyoruz alkan olduğunu? Karbonların hepsi tekli bağ yapmış. Karbonların hepsi tekli bağ yapıyorsa bu bir alkandır.
Zayıf baz özellik gösterir. Bu bir fenoldür. Benzen halkasına OH bağladığımız zaman fenol olur. Fenol zayıf baz değil, zayıf asittir. Asittir. O yüzden bu yanlış. Devam ediyoruz. Keskin kokusundan dolayı kumaş ve yünleri güveden korunmasını sağlar. Evet, doğru. Bu güveden korunmasını sağlar. Doğru, çünkü bu bir naftalindir. Naftalinde çift benzen bağlıdır. Doğru. O yüzden cevap ne olacak? 1 ve 3, yani C şıkkı olacak. Burada sorularımız bitmiştir. Herkese iyi günler diliyorum.